Paylaştı bizimle. Bugün kendisi hem curasıyla hem bağlamasıyla stüdyomuzda konuğumuz. Cura ile açılışı yaptık ama bir türkü de bağlamadan dinleyeceğiz. Kendisi iki enstrümanı da birlikte çalıyor, türküye göre ayarlıyor. Neye göre seçtiniz bugün ilk programın türkülerini diyelim yeni yılın? Şimdi teke türkülerinin icrasında cura önemlidir. Hı hı. Yani onun verdiği duyguyu başkası vermez. Yani diğer enstrümanlar vermez. Onun için ağır havalarda daha çok ağır havalarda bağlamaları tercih ediyoruz. Yani hareketli türkülerde cura'yı tercih etmiş oluyoruz. Cura daha güzel hareket katıyor yani, türkülerimizde. Yani hem güzel ses olarak hem taşınabilirliği kolay, yani yörüklerin özellikle çalgısıdır cura. Hı-hı. Aslı kopuzdur. Heybeye dahi rahatlıkla girdiği için bir de sonuçta adı üstünde teke, hareketli. Onun için tercih ediyoruz. Peki hareketli başladık ama kapanışı biraz ağır yapacağız. Bu anlattıklarımızdan evet. Bizim çıkardığımız sonuç evet. En azından evet. Öyle. Neyle bitireceğiz bu bölümü? Şimdi Bekir Efe diye bir zeybek düzenleme yaptım. Kendim yazdım, okudum. Yani bunun hikayesini daha önce de anlatmıştım. Bir babası ölen çocuğun askere gitmesi, askerden dönüşte başına olayların gelmesi, daha sonra firar etmesi, daha sonra dağlara çıkıp zeybek olması, bir babası dostu tarafından katledilmesi, başına ödül konduktan sonra, daha sonra anasının yaşamış olduğu acılardan çıkardığı diyelim ki yaslar, ağıtlardan sonra onun hikayesini anlatmış oldum bu eserde de. Dinliyoruz o zaman onun hikayesini hep birlikte. Kestiler ardıç
altında derdine uzatmalı duydum canım.